Evet sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi dostları. Bugün size daha önce tanıttığım bir lensin yeni versiyonunu tanıtacağım. XF 10-24 f4. Ne farklar var onları göreceğiz. Öncelikle fiziki yapıda çok büyük bir fark yok. Sadece şey farkı var. Diyafram ringi artık yani diyafram çarkı artık rakamlı ve A ile kilit imkanı tanıyor size. Tek fiziki farkı o. Onun haricinde gerek ölçüsünde gerek genel yapısında çok fark yok. Ha bir fark daha var, o da zoom artık dahili zoom halinde. İçeri girip dışa çıkmak gibi bir şey yok. Dolayısıyla da o bayağı bir avantaj sağlıyor. Cam yapısında bir fark olduğunu zannetmemekle beraber yine de aldığı karelerin biraz daha keskin olduğuna şahit oldum. Ama daha önemlisi videodaki performansı artık dudak uçuklatır cinste. Ve şu anda bu lens artık benim favori video lensim haline geldi. İlk sezonuma çakmış vaziyetteyim ve aşağı yukarı bütün videolarımı da onunla beraber çekiyorum. Önce foto görsellerle başlayacağız. Daha sonra da video görselleri dahil edeceğiz. Ama bunun için geldiğimiz müthiş bir güzel bir mekan var. Anadolu'nun gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu konuda size yengeniz bilgi verecek. Merhabalar sevgili Fotoğraf Çekmek Kolay ailesi. Bugün erenlerin ereni, sultanların sultanı Hacı Bektaşi Veli Türbesi'ndeyiz. Burası Hristiyan keşişlerin ve filozofların öğretileriyle yıllarca ilim yayan Kapadokya bölgesi, İslam tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olan Hacı Bektaşi Veli'ye de yurt olmuş. Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri ise Anadolu dışında da Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar yayılmış. 13. yüzyılda temeli hoşgörü olan Allah kul, kainat sevgisi, merkezi burası olan bu bölgeden yayılmış. Veli buraya 13. yüzyılda Horasan'dan gelmiş. O dönem bölgeye hakim olan Selçuklular, Hristiyanların ve Ermenilerin de burada yaşadığı bölgede kiliselerine yardım edip inançlarına kesinlikle karışmamışlar. Ama istemişler ki bu bölgede İslam'ı yayabilmek için de erenleri Anadolu'da çoğaltalım. Bölgede Müslümanlığı yaymak için alimleri buraya yerleştirmişler. Ve Kapadokya'nın güneybatısı, Mevlana kuzeybatısı Hacı Bektaşi Veli öğretilerinin merkezlerini oluşturmuşlar. Yani dünyaya hoşgörü felsefesini yayan yer de yine Kapadokya olmuş. Hadi gelin şimdi lensin fotoğraf ve video performanslarına keyifli bir göz gezdirelim. Aynı zamanda da size Hacı Bektaşi Veli'yi şöyle keyifli hem keşfedelim hem de bir gezdirmiş olalım. Belki de iştahınızı kabartırım da gelirsiniz. Thank you.
Sevgili Fotoğraf Çekmek Kolay ailesi, dostları, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Vallahi alınması gereken bir lens eğer bana sorarsanız. Yani altın üçlü haline getirdiğim bir üçleme var. Onu da daha sonra zaten içerik olarak yayınlayacağım ama bu altın üçlemenin bir tanesi kesinlikle bu yeni, yepyeni XF10-24 F4 lens olacaktır. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ki bu içerikleri daha süratli bir biçimde daha geniş kitlelere ulaştıralım. Şimdilik huzur ile kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç, Fotoğraf Çekmek Kolay. Bugünlük de bu kadar.